Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Elasticsearch içerisindeki bulk ve create komutlarından bahsedeceğim. Örneğimize başlayalım. Diyelim. Alan da ekleyelim. Şu kısımda bir düzeltme yapmak istiyorum. Bu indeks adı olacak. Şu kısımda ders adı. MS SQL olarak yazalım. Şu kısmı kopyalayalım. Update işlemi için update'i yazalım. Touch diyelim. Ders süresi olarak yazalım. 45 yazalım. Delete işlemimizi yapalım. Şimdi buraya kadar olan bölümü test etmek istiyorum. Şu kısmı keseceğim ve çalıştıracağım. Evet. Oluşan datayı görmeye çalışalım. IDC1 şeklinde. Evet, MS SQL geldi ders adı olarak. İndeks adı ders olarak geldi. Az önce kesmiş olduğum kodu tekrar yapıştırıyorum. Delete almak istiyorum şuradan. Tekrar çalıştıralım. Evet. İşlem gerçekleşti. Görelim son halini. Evet, ders süresi de geldi. Update işlemini de yaptı. Delete işlemini gerçekleştirelim. Kontrol edelim. Evet, denet işlemi de gerçekleşti. Kodumuzu yazmaya devam edelim. Create işlemini başlatalım. Tekrar ders adını alalım. Java yapalım. Update işlemini de gerçekleştirelim. Aynı şekilde. Ders süresini 60 dakika olarak belirleyelim. Ve çalıştıralım. Son halini görelim. Evet, ders adı Java olarak değişti. Create işlemi gerçekleşti. Süre olarak da, ders süresi olarak da 60 geldi. Şimdi create ile index arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım.
Post metodunu kullanacağız. Öncelikle silme işlemini tekrar gerçekleştirmek istiyorum. Aynı örnek üzerinden hareket edebilmek için. Kontrol edelim. Evet. Delete işlemi gerçekleşti. Post metodu ders bulk işlemi şu şekilde tekrar kopyala yapıştırla ilerleyeceğim. Yukarıda indeks adını verdiğimiz için burada vermemize gerek kalmıyor. Update işleminde de şu şekilde yapalım. Bir örnek daha oluşturabilmek için şu şekilde bir kopyala yapıştır yapalım. Ders adına Java olarak revize edelim. Ders süresine 45 yapalım. Buraya kadar çalıştıralım. Kontrol edelim. İşlem gerçekleşmiş mi? Başarılı olarak görünüyor şu anda. Evet. 1 indeksi olan MS SQL. 2 Java olarak gelecek. Evet, Java olarak geldi. Şimdi create metodu ile ilgili örneğimizi ekleyelim. Aynı şekilde kopyalayalım şu kısmı. İndeks yerine create yazıyoruz. ID'sini 3 yapıyoruz. Ders adı olarak CSS yapalım. Süreyi de 30 dakika yapalım. Ve çalıştıralım. İşlem başarılı. 3'ü çağıralım. Evet, CSS ve ders süresi 30 dakika olarak geldi. Aradaki farkı şöyle özetlemek gerekirse, indekste yapacağınız bir değişiklik update olarak algılanacaktır. Örnek olarak ders süresini 15 dakika yapacağız. Şunu kesmek istiyorum hata vermemesi için. Tekrar çalıştıralım. Evet. 2 numaralı ID'yi çağıralım. Evet, 15 dakika olarak revize etti. Create'de revize işlemi yapmayacaktır. Hata verecektir. Ders süresi 20 yapalım. Ve tekrar çalıştıralım. Evet. Error true olarak döndü. 3 numarayı çağıralım. Evet. Halen 30 dakika. İlk yaptığımız örnekteki gibi. Umarım ders yararlı olmuştur. Kanala abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. İyi çalışmalar dilerim.